serimizin son dersinde, yani güncel 19 Ocak dersinde birlikteyiz. Dönemi biz aslında başlattık. Epey de bir konu işledik birlikte. Ancak takıldığımız bir konu vardı. Sorular üzerinden baktığımızda grubun özellikle pedagojik gramerde reduced relative clause'larda bir sıkıntısı olduğunu hissetmiştik hatırlarsanız. Dolayısıyla müfredatımızın içine, yani kendi planımızın içine bunu da eklemeyi uygun gördük. Bugünün konusu reduced relative clauses. Relative clause'larla ilgili geçtiğimiz yıllarda 2020'de bir soru vardı, 2018'de bir soru vardı. Daha önceki yıllarda yine sadece relativizer olarak geçen sorular vardı. Dilerseniz ilk önce hani konunun ne olduğunu, nelere dikkat etmemiz gerektiğini bir konuşalım. Daha sonra çıkmış sorular üzerinden bize bunu nasıl sorabilirler ya da nasıl sormuşlar, bundan sonra neye hazırlıklı olmalıyız gibi biraz konuşalım. Eğer zamanımız yeterse başka konulara da değinebiliriz. Tamamdır. Pekala. Şimdi ekranda bolca cümle göreceksiniz. İlk önce cümleleri göreceğiz. Ondan sonra o cümlelerin neye dönüştüklerini falan görmeye çalışacağız. Biraz ilk önce aslında kabaca şöyle de söyleyebiliriz. Bir relative clause nedir diye başlayalım mı bilemedim. Çünkü buradaki herkesin ben ciddi bir şekilde bir İngilizce eğitimi aldığını biliyorum. Zaten artık bu bir ÖABT eğitimi. Hepiniz benim gözümde zaten meslektaşlarımsınız. Dolayısıyla sadece bazı küçük ayrımlar olabiliyor ya da gözümüzden kaçan detaylar olabiliyor. Bu anlamda birbirimize destek olmak için buradayız. Şimdi bu sunum boyunca reduce relative clause'larla, yani reduction nasıl yapılır ile ilgili birkaç tane kural göreceğiz. Örneklerin üzerinden de ilerlemeye ve tartışmaya çalışacağız. Şimdi ilk cümlemize bir bakalım. The man who is young is a pilot. Şimdi bunu nasıl yapmışlar bakalım. The young man is a pilot. Bakın mesela şu young kısmını buraya getirmiş. Who'yu direkt atmış. Is a pilot diye bitirmiş. Aslına bakarsanız şu kısmı tamamen atmış. Daha sonra da sadece bir reversing yapıp, yani adjective'i olması gerektiği yerde predicative boyutundan kurtarıp attribute, yani ismin önüne almış ve bu şekilde bir reduction yapmış. Örnek bir. İki. Güven hocam, mikrofonunuzu kapatabilirsiniz. Çok sevinirim. Ben yapabiliyor muyum? Tamamdır. Teşekkürler. I would rather you carried the box that is heavy. I'd rather you carried the box that is heavy. Şimdi nasıl dönüşmüş bakalım. I would rather you carried the heavy box. Bakın farkındaysanız bir üsttekine benzer. Zaten bunlar hani benzer örneklerden oluşacaklar. I would rather. Bu arada ekranı göremeyenleri bir görebilir miyim? Müjgan hocam yazmış notları göremiyorum diye ama. Herkeste aynı sıkıntı var mı? Yoksa hocam sizden bağlandığınız cihazdan mı kaynaklanıyor acaba? Tamam, Müjgan hocam belki bir çıkış giriş yapmanız gerekebilir. Tamam. Sizin bir şey yapmanıza gerek yok. Sadece hani belki bir login hatası olabilir. Çünkü herkesi görüp sizi göremiyorsanız muhtemelen cihazınızla alakalı bir sorun olabilir hocam. Tamam. Kusura bakmayın. I would rather, ya da cihaz kusura bakmasın, bilemedim. I would rather you carried the box that is heavy. Bakın mesela şimdi burada ne var? Would rather kısmını aynı aldık, değil mi? Sonra you carried the box that is heavy kısmındaki that is kısmını attık. Bakın şurayı atıyorum, tamam mı? Rica ederim. Ne fark var? Sadece the box that is heavy'deki that is'i atıyoruz. Sıfatı box'ın önüne getiriyoruz. Yukarıdakiyle hani the man who is young'sa the young man olarak düzeltmek gibi düşünün. Bir tane daha.
The policeman who's angry is arresting the criminal who's stupid. The policeman who's angry is arresting the criminal who's stupid. Şimdi ne yapacaktık hatırlayın. Who's angry kısmı vardı ya, şunu atacaktık. Buradaki sıfatı da policeman'ın önüne getirecektik. The angry policeman is arresting the stupid criminal. Hatta bakın burada bir tane daha var. Who is stupid? Stupid'i alıyor, bu tarafa getiriyor. Bunları daha net göstermek için isterseniz bir de şöyle bir renklendirme yapayım size. Şuraya geldi gördüyseniz. Bu şuraya geldi tam olarak. Ondan sonra şuradaki angry policeman'daki angry bu oraya geldi. Stupid de hadi şuraya koyalım bunu da. The stupid criminal olarak şu başa geldi. Sıfatlar bu haliyle, dilerseniz bir ekleme yapalım. Sıfatlar bu haliyle, yani sol taraftaki haliyle biraz predicate olarak kalsalar da sağ taraftaki halleri ismin önünde yer aldıkları için biz onlara ne diyorduk? Attribute ve adjective diyorduk. Anlaşıldı mı? Sıfatların yerini değiştirmek böyleydi. Pekala. Bolca örneğimiz var. Dilerseniz çok takılmadan ilerleyelim. Sorularınız olursa lütfen mesaj bölümüne bırakınız. Ben konuşmam içerisinde mutlaka yer veriyor olacağım. Çünkü reduction yapmanın tek bir yolu yok. Bir sürü yolu var. Örnek çıkmış sorular üzerinden de bugün konuşacağız. Mesela az önceki konuştuğumuzun kuralı neydi? If the relative clause only has an adjective, use the adjective in front of the noun. Ne yaptık? Who's young is a pilot'ı the young man olarak aldık. Az öncekinin şu anda sadece bir kuralın ne olduğunu hatırlatan bir slide'dan başkası değil şu durumda. Sadece bir tane sıfat varsa o sıfatı mutlaka ismin önünde kullanıyoruz demek. Yine ekleyeceğim bir şey yok. O yüzden ilerleyelim. Şimdi bir de buraya bakalım. If the relative clause only has an adjective, use the adjective in front of the noun diyorduk ya. Mesela örneklere devam edelim. I hate when people who are dirty and smelly sit next to me on the bus. I hate when people who are dirty. Şimdi şurayı bir çizelim isterseniz. And smelly. Sit next to me on the bus. Şimdi siz olsanız bunu nasıl reduction yaparsınız? Az önce gösterdim. Dolayısıyla mesaj kutusuna böyle yazabildiğiniz kadar yazmanızı rica ediyorum. I hate when people who are dirty and smelly sit next to me on the bus. Bakalım. Dirty and smelly people olarak gelecek. Süper. Bu düzeltmeleri hemen yapıyoruz. I hate when dirty and smelly people sit next to me. Bravo. Evet, yaptığımız şey şu who are bölümünü atmak ve de dirty and smelly adjective'ini people'ın önüne getirmek zaten çoğunuzun yazdığı gibi. Hemen ikinci cümleyle devam edelim çok takılmadan. There were five children who were loud and obnoxious on the bus too. There were five children who were loud and blah blah blah. Yine yapacağımız şey aynı. Burada kırmızıyı kullanalım. Şunu bir çiziyorum hemen. Çünkü atacağımız bölüm bu. Daha sonra da
Kırmızı kalsın hadi. Schlauden Obnoxious kısmı neye gelecek? Tam olarak Children'ın önüne gelecek. Evet, çok güzel. Bir taraftan kimin ne yaptığını bakmaya çalışıyorum. Kuralı göstereceğiz. Örnek cümleler göstereceğiz. Bunları sizin yapmanızı sağlayacağız. Biraz böyle interaktif şekilde ilerleyelim, olur mu? Pekala. Tamam, harikasınız. Devam ediyoruz. Şimdi bir kuralımız daha var. İlk önce örnekler üzerinden. Bu arada teaching grammar boyutunda düşünürseniz eğer bu tarz bir eğitim sistemi didaktif midir, indaktif midir? Bunun ayrımını biliyor musunuz? Didaktif mi, indaktif mi? Yani süper. Cevaplar patır patır geliyor. Aynen. Kuralı baştan vermediğimiz, bunu örnekler üzerinden öğrencinin çıkarmasını sağladığımız için bunlara inductive grammar teaching deniyor. Bravo. Tamam. Konu içinde konu anlatmış oluyoruz. Şimdi tekrar ilerliyorum yeni cümlelerle. She ate the pastry which smelled delicious. She ate the pastry which smelled delicious. Şimdi bakalım nasıl bir hale dönüşmüş. She ate the delicious smelling pastry. She ate the delicious smelling pastry. Bir. Which gitti. İki. Delicious. Smell delicious. Delicious smelling olarak geldi ve bu ikisi bir sıfat oluşturup yine tek bir ejekte vardı ya pastry'nin önüne geldi. Bakın şuradaki gibi delicious smelling olarak dönüştü ve kendisinden önce gelen normaldeki pastry'nin önüne geçip onu niteledi, yani tekrar attributive adjective formatına girdi. The pastry'di bu normalde. Delicious smelling pastry oldu. Aynı mantıkla devam edelim. Many people like clothes that look expensive. Şimdi hemen şu that kısmını bir alalım. Tamam mı? Bunu atacağız çünkü. Ne olacak? Expensive looking diyeceğiz ve bu expensive looking'i clothes'ın önüne atacağız. Bakalım sağda expensive looking'i gördük ve bunu ters olarak mesela ne olsun? Şuradaki clothes'un önünde kullandık. Look expensive derken belki mesela look expensive, expensive burada predicative adjective. Aslında burada bir hani ne diyelim copula verb'den sonra geliyor. Yani bu fiilin tamamlayıcısı gibi kalırken burada ise ismin önünde ismi niteleyen yani clause'ı niteleyen bir sıfata dönüşmüş durumda. Yani az önce iki slide önce yazmış olduğum attributive adjective formatına geliyor. Gelelim bir tane daha hadi. I have no idea why heavy metal music which sounds horrible is so popular. I have no idea why heavy metal music which sounds horrible is so popular. Şimdi bakalım. Bir. Hemen relativizer'ı buldum. Bunu atacağım çünkü. Sonra sounds horrible diyor ya mesela. I have no idea why horrible sounding. Dikkat edin. Sounds horrible. Ters çevirdim. Horrible sounding olarak aldım. Heavy metal music is so popular. Normalde bakın heavy metal music buradaydı. Sounds horrible, horrible sounding'i başa alıp yani ters çevirip metal music'in, heavy metal music'in başına getirdim. Sanıyorum 1, 2, 3 örnekten sonra sanıyorum aşağı yukarı kuralın ne olduğunu görmüşsünüzdür. Buyurun.
If there is a different verb plus adjective besides be, yani normal be fiilinden başka, yani to be emizardan başka bir fiil varsa, buradaki look gibi, sound gibi, mesela şunlardan bahsediyor. Smell, look, sound. Bu fiillere ne fiilleri diyorduk? Copular. Aslında bakarsanız durum fiilleri bir taraftan da, değil mi? Şimdi bu durum fiillerini görüyoruz. Replace it with adjective gerund form. Mesela bakın. Sıfatı alıyoruz, fiili isimleştiriyoruz ve bunu ismin önüne getiriyoruz. Bunlar genellikle zaten sense verb'ler oluyorlar. Smell, look, sounds. Az önce zaten bunların altını çizmiştik. Şimdi bakalım ne var burada. If there is a different verb, blah blah blah, sense verb. Okay. Şimdi sıra sizde. Seeing the cake, which looked delicious, made his mouth water. Seeing the cake, which looked delicious, made his mouth water. Cevaplarınızı bekliyoruz efendim. Seeing the delicious looking cake. Geldi. Bir kere şunu atıyorum. Sonra şuradaki look delicious'ı çeviriyorum. Delicious looking'e. Ve daha sonra bunu buraya getiriyorum. Ama çevirerek delicious looking, yani şu formatı yapıyorum. Dikkat edin lütfen. Adjective, verb, ing form. Evet hocam. Fiilleri isim yapıyoruz. Bakın şuradaki gibi. İsterseniz renklerini değiştireyim. Az önce bahsetmiştim. Belki gözünüzden kaçmıştır. Şöyle göstermeye çalışayım. Bakın burada ne var? Bir fiil var. Fiilin sonuna ing form gelmiş ve fiil isimleştirmiş. Özetle çoğunuzun yazdığı üzere seeing the delicious looking cake, seeing the, tam bu araya gelecek, delicious looking cake, okay, diye devam edecek cümle. Devam edelim ikinci örneğimizle. She wanted her dress diye de bakacağız. She wanted her dress, her wedding dress, to be made of fabric that felt smooth. Dikkat edin. İlk önce buldum relativizer'ı, that'i atacağım. Sonrasında ne gelmiş bakın? Felt smooth. Yani ne olacak bu? İlk önce onu bir çevirin. Smooth feeling. Süper. Tamam. Smooth feeling wedding dress. She wanted her dress, wedding dress, to be made of the fabric. Pardon, fabric'in başına atacağız o zaman. Smooth feeling fabric olacak. Bakın çevireceğimiz kısım bu. Yani şunu başa, felt'ı bu tarafa alacaksınız. Sonra bunu verb ing olarak kuracaksınız. Ve bunu da neyin önüne getirmemiz gerekiyor? Fabric'i. Bakın that fabric'i nitelediği için tam olarak burada kullanacaksınız. She wanted her dress, her wedding dress, to be made of smooth feeling fabric. Daha mantıklı gelmiyor mu kulağa? Evet. Pekala, üçüncü örneğimize bakalım burada. She didn't trust the salesman who talked fast. She didn't trust the salesman who talked fast. Bir kere kafadan atacağımız bölüm belli. Who. Sonra ne yapıyorduk? Hadi biraz renklerle oynayalım.
Talk fast ya. Ne yapacağız? Bunu bir ters çevireceğiz. Yani fast talking olacak. Sonra bunu şu araya getireceğiz. She didn't trust the fast talking man. The fast talking salesman. Doğru, bravo. Peki, anlaşıldı mı? Burası ile ilgili bir sorunuz var mı? İlerleyebilir miyiz? Süpersiniz. Artılar eksiler yeterli size geri dönüşler yapmak için. Şimdi ikinci bölüme geçelim. Birazcık daha ilerleyelim. The man who is in the green car is a pilot. The man who is in the green car is a pilot. Şimdi bunu nasıl dönüştürmüşlere bakalım. The man in the green car is a pilot. Bakın neler olmuş. Bir, zaten bir who'yu götüreceğim. Değil mi? The man in the green. Demek ki şu who'dan sonra gelen to be de gitti. Bu kadar. The man in the green car is a pilot. The man in the green car is a pilot. Bunlar bence en basitleri açıkçası. If you know anyone who is here yerine if you know anyone here. Bakın ne oldu? Hem who hem de onu takip eden to be formu gitti. Reduction yapmış olduk. Aynı zamanda elipsis olmuş oldu kısmen. Please introduce me. If you know anyone here, please introduce me. Anyone'dan sonra gelen ve anyone'ı niteleyen relative clause'un relativizer'ı olan who ve onu tamamlayan fiili gitti. I told my friend I would meet her at the cafe that is at the corner. Şimdi bakalım. The cafe at the corner desek yeterli. O yüzden that ve yine is atıyoruz. Hemen sağda zaten örneklerini görüyorsunuz. Bu bence çok daha rahat bir şekilde ayırt edilebiliyor. Kural neymiş? If the relative clause includes a location, you can shorten it just with the location and remove the relative pronoun and verb itself. Az önce yaptığımız gibi. Who is kısmı gitti. Yine burası gitti. Ve that is gitti. Kural location olduğu zamanmış. Sıra sizde. Please bring the book that is on the table. Bu kadar. İlk kısımda that is kısmını atıyoruz. Please bring the book on the table dememiz yeterli. The book on the table. Diğer kısma bakalım. I heard a rumor that the restaurant which is across the street from the museum has rats in its kitchen. I heard a rumor that the restaurant which ve is gidecek. Restaurant across the street from the museum has rats in its kitchen. Bravo. Gayet anlaşılır değil mi arkadaşlar bunlar? Tamam. İlerleyelim. Üçüncü kural. The man who has red hair is a pilot. Şimdi burada with'li kullanımlar geliyor. Bakın, the man who has red hair is a pilot'ı biz the man with red hair is a pilot olarak değiştiriyoruz. Yani who'yu atıyoruz bir ve has'ı atıyoruz yerine with getirdik. The man who is wearing the striped shirt is an artist. The man with the striped shirt, so who is wearing? Bu kısımları attık ve sadece yine yukarıdaki gibi with getirdik. The man who is holding the red umbrella is my cousin. The man demişim. The woman with red umbrella denmiş. Dolayısıyla yine yaptığımız aynı şey.
Relative pronoun'u attık. Fiili attık. Yani pardon, auxiliary'i attık. Ve fiilin kendisini de attık. Ve sonuç yine yukarıdaki gibi. Buraya da with getirdik. Buraya da with getirdik. Sanıyorum bu da kolay olacak. Kural neymiş? Possession. Possession relative clauses. Mesela bazı fiiller var burada. Yani en çok kullanılan to have olabilir, to wear olabilir, to hold olabilir. Özellikle bunlar burada vardı. Mesela who has olduğu için, who's wearing olduğu için şurada da. Aynı şekilde who's holding. Bunları atıyoruz ve with ile değiştiriyoruz. Kuralı zaten biz az önce çıkarmıştık. Şimdi sıra sizde. The mosque ne var burada? That's var ve has var. Bunu atacağım belli. Ve yerine ne getireceğim? With getireceğim şuraya. The mosque with six minarets is called W mosque. Süper. İkinci cümleye bakalım. The dog that is wearing the pink sweater belongs to the lady who's crazy. Burada bir ilk önce şunu bir bakalım. That is wearing kısmını atacağız. Ve buraya with gelecek. İkinci kısımda bir şey diyebilir miyiz? Yani şöyle bir şey yapabilir miyiz? Farkındaysanız bu sefer iki ayrı reduction var burada. Önceki kurallarda görmüştük. Birincisi possession belirten that is wearing kısmını with ile birleştirdik attık. İkinci kısımda da who is crazy vardı. Who ve is'e attık. Crazy ise ismin önüne getirdik. Tamam. Birinci çizemedim. En azından şurada bir, burada da bir var. İki tane olduğunu görüyoruz. Pekala. Devam ediyorum. Dördüncü kuralımıza geçiyoruz. The man who's painting the house is my uncle. The man who's painting the house is my uncle cümlesinde bakın ne yapmışız? The man painting the house. Yine yaptığımız şey who's atmak. The man painting the house is my uncle. İkinci cümle. I think the dog that is chasing you has rabies, so run really fast. I think the dog chasing you. Bu kısım gitti. I'm really angry at the cars that are blocking traffic. I am really angry at the cars that are gitti. Blocking traffic. Bence bunlar çok kolay bir şekilde görülen şeyler. Bir kere hiç değişmeyen şey ne? Yani reduction yaptığımız zaman relative clause'da relativizer'ın kendisini kesin bir düşürüyoruz zaten. Sonra relativizer'dan yani işte who'dan işte which'ten that'ten sonra gelen genel to be fiili olabilir. Ya da bu sense verb'ler bunları da düşürüyoruz. Gerektiği zaman da ya with kullanıyoruz ya da ing formla alıp bunu sıfat hale getiriyoruz. Şu ana kadarki en genel kurallar bunlar. Bakalım kuralımız neymiş? If the relative clause is in present continuous, take out the relative pronoun and emisa and use just with W-ing form. Okay? I'm sorry, verb-ing form. Ne yaptık? Who's painting'den sadece painting kaldı. Dog that is chasing'den sadece chasing kaldı. That are blocking'den sadece blocking kaldı. O kadar. Sanıyorum sıra sizde. Çok kısa kendimi.
İkinci cümleye de bakalım. Anyone who's going to the cinema tomorrow, can I come with you? Tamam, gayet iyi gidiyor. Cevaplarınızı gördüm. Bence gayet başarılı. Şimdi beşinci kuralımıza bakalım, dilerseniz. The boys who sang the loudest are the winners. The boys who sang the loudest were the winners. The boys who were singing the loudest were the winners. The boys who have sung the loudest are the winners. The boy who have been singing the loudest are the winners. Şimdi, şu alta dikkat edin lütfen. Tüm bunların yerine, mesela bakın, who'ların kesin hepsi gidiyor zaten, değil mi? Yani reduction yapıyorsak bunu götürüyoruz demiştik ya. Sonra bu relativizer'ı takip eden fiil ya da auxiliary artı fiil ne varsa bunlar gidiyor. Tamam mı? Yani şurayı komple alıyoruz, söyleyeyim size. Formata göre mesela bakın singing demiş. The boys singing the loudest. Görüyor musunuz? Buna sadece ing ekledik birincisine. İkincisi keza aynı. Ing ekledik. Past form'dan alıp. Üçüncüsüne zaten ing ekli, sadece was verb'ü attık. Dördüncü cümlede who have sung demiş. Tamamen present perfect ifadesi kullanmış. Onu sadece sadeleştiriyoruz ve present continuous'a çeviriyoruz ama have'li kısmı atıyoruz. Burası da etkileniyor dolayısıyla. Ve son cümlede yine the boy who have been singing present perfect continuous vermiş. Dolayısıyla burası da gitti ve son kısım kaldı. Yani aslında özellikle şuraya dikkatinizi çekeceğim. Şu iki cümlenin reduction yapılmış hali arasında inanın hiçbir fark yok. Şu bölüm için konuşuyorum. İkinci bölüm için ise İlki past continuous olduğu için tabii ki de were. İkinci taraf biliyorsunuz bunlar hep bizim için biraz problemli olduğunu düşünülen ifadeler. Who been singing dediğinizde present perfect continuous. Bir kere present perfect adı üzerine present. Dolayısıyla hiçbir şekilde past algılanmamalı, perfect olan bir şey are olarak devam ediyor. Ama genel mantık gayet açık diye düşünüyorum. Burası ile ilgili kafanıza takılan bir şey var mı diye de bir sormadan edemeyeceğim. Ya da we're clear, we can move on. Tamam, Rukiye hocam. Tekrar alalım burayı. Şimdi bakın Rukiye hocam ve tüm benzer tabii, ne demek? Şimdi biz diğer bölümlerde hep tek tek açıkladık ya cümleleri. Burada bakın size 1, 2, 3, 4, 5 tane cümle yapısı var. Bu 5 cümle yapısı da farkındaysanız birbirlerinden farklı. The boys who sang the loudest are the winners. Who sang the loudest were the winners. Who were singing the loudest were the winners diye gidiyor. Who have sung and who have been singing. Ama biz buradaki relative pronoun'u reduction yaparken hepsinin yapılmış hali aynı. Yani reduction formlarını burada görüyoruz. Bu beşinin devşirilmiş, dönüştürülmüş hali aynı. Hepsinde fiili getirdim. Sonuna ing ekledim. Bakın fiil sing, sang, singing, sung, singing. Hiçbir şey değişmiyor. Hangi zaman diliminde olursa olsun. Zaten şu relativizer kısmını attım. Şurayı. Bunları uzun hale çevirmenize gerek kalmayacak. Öyle bir şey sormuyorlar çünkü size.
Ayrıca sınavın çoktan seçmeli olması, yani sadece recognition, yani gördüğünüzü seçmeniz gerektiği için, production olmayacağı için problem yok. Sizin tüm derdinizin gözünüzün önünde olan şeyi fark etmekle ilgisi olacak. Ne demiştik? Bu who'lu bölümleri attık. Fiilleri de ing'li olanı sakladık. Olmayanı ing'ye dönüştürdük. Başında olası were'ler, have'ler varsa, yani auxiliary'ler varsa onları da attık. Umarım biraz daha açıklayıcı olmuştur. Muhtemelen şimdi kural da gelecektir. Buyurun. In fact, rule 4 works for the other verb tenses too. Like replace the relative pronoun and verb with W. Hep W deyip duruyorum. Verb ing form. Kısaca yaptığımız tek şey şu fiilleri ing'li hale getirmek. Olmayanı ing'li hale sokmak, olanı saklamak, ing'li verilmişse zaten başındakileri atmak. Ulaşacağımız form bu. Şimdi top sizde. Any student who's been studying regularly is true to be successful on the exam. Any student, bakın, who gitti, has gitti, been gitti. Bunu atıyorsunuz, studying aynen kalıyor. People who think they can be successful by cramming are wrong. Who gitti? Ve think'in sonuna ne geldi? ING geldi. People thinking they can be successful by cramming are wrong oldu. The football team that practiced the hardest won the World Cup. Ne olacak? Bir kere deadly kısım gidecek. Ve practiced, the football team practicing olacak. Bu kadar. Aynen. Practicing the hardest won the World Cup. Bravo. Gayet iyi gidiyorsunuz. Altıncı kural. Böyle böyle ilerleyeceğiz. Bir bakayım. Yarıdayız. Zamanlama fena gitmiyor. Kaçtı. Herhalde böyle. Belki bir tık daha hızlı almamız gerekebilir. Çıkmış birkaç soruya bakmak için. Hadi bakalım. Altıncı kuralda. The car which was bought by boss was first owned by a famous actor. Ne yapılmış? Bir kere which'i hemen çiziyorum. Was'ı çiziyorum. The car which was bought, the car bought by my boss. Oldu. Gördünüz mü? Şöyle. The kittens that were born, that's ve were'ı atacağım. The kittens born yesterday, the kittens born olarak gördüğünüz gibi kısaltıldı. Asıl ipucu ne biliyor musunuz? Eğer yani to be fiili ve bunun formları varsa, relative advisor'ı ve to be fiilin formlarını atmak, gerisi o kendiliğinden oturuyor zaten. Aynen öyle. Burada bir edilgen yapı var. Pasif yapı olduğu için otomatik kendiliğinden oturuyor. Kural aynen şöyle. Passive relative pronouns can be replaced with like verb participle. Yani fiilin üçüncü hali. Buraya bakalım. The car which ne demiştik? The car which was attık. The car bought kaldı. Kittens that were born, that were attık. The kittens born'du. Sizdeyiz. The buildings that were damaged in the earthquake are being rebuilt. Şuraya atıyoruz. The buildings damaged in the earthquake are being rebuilt. İkinci cümleye baktığımızda ise anyone who's scared. Şuraya atıyorum. Anyone scared of the dark should see a therapist. Anyone scared of the dark should see a therapist. Güzel.
The problem which is being investigated is very complex. Ne yapacağız? Which is atacağız. The problem being investigated is very complex. The man who is being accused of the crime, who is atacağız yine? The man being accused of the crime kalacak. Sanıyorum gayet açık. Kurallar. But if the passive is continuous form, it needs both verb ing form and let's say verb participle. The problem which is, you know, being investigated, az önce göstermiştik, ve being accused of. Stop sizde. How many wives who are being cheated on by their husbands will ever complain? Ve diğeri, the trees of Istanbul, which are being cut down every day, will one day be completely gone. Tamam, şuraya da bakalım. The trees of Istanbul being cut. Evet, aynen öyle. Who are ve which are atılacak, gerisi olduğu gibi kalacak. Yani aslında genel yapıları ne olduğuna çok bakmaksızın, hani ben size tek tek gösteriyorum ama en basit yolu tabii ki de hem relativizer hem ondan sonra gelen fiil yapısını atmak. Cars which are parked illegally will be towed away, yani çekilmek demek. Şimdi mesela burada bir farklı bir gösterim var tabii ki de. Illegally parked cars, bakın dikkat edin. Parked illegally, illegally parked cars olarak alıyor, will be towed away. Atılan kısım gayet belli ama diğer kısımları tıpkı hani smoothie ya da smoothly feeling kısmındaki gibi adjective başa geliyor. Illegally parked cars will be towed away. Children that have been properly raised will become ethical adults. Children that have been properly raised will become ethical adults. Properly raised children will become ethical adults. Ne gitti? That have been gitti. Özetle yine relativizer ve kendisinden sonra gelen auxiliary formu passive olsun olmasın gitti. If the passive verb also has an adverb, it can also be changed to adverb, adjective, noun. Yani şu formata dönüştürüyoruz. Zarf, sıfat ve isim. Illegally, bakın zarf, sıfat, parked cars ve isim. Adverb, adjective, noun. Properly, adverb, raised, adjective, children, noun. Sıra sizde. The electricity which is temporarily turned off will be back on in an hour. Atılacak kısımları çizeyim. Bunu temporarily turned off electricity diye çeviririz. Aynen, süper. Hatta de-temporarily de olabilir. Bir bakmak lazım. Şunu sileceğim çünkü diğerin üstüne geldi. İkinci kısma geldiğimizde ise, şu which is gitti bu arada. Aynen, de-temporarily turned off electricity olacak. Merve Nurcan hocamın yazdığı gibi. Oradaki definite article'ı sağlam almamız şart. İkinci kısımda ise you won't be charged for the extra pizza that was mistakenly delivered to you. Domino's'tan reklama girer bilmiyorum ama ya da Little Caesars'dan
şey yaptınız. Pizza söylediniz. Hatta söylemediniz ama başkasına gidecek pizza size gelmiş. Muhtemelen herhalde sizden para almazlar. Mistakenly delivered pizza. Extra pizza even. You won't be charged for the mistakenly delivered extra pizza. Bravo, gayet iyi. Peki. İlerliyoruz 7. kurala. Yani hepsi bunları birbirinden farklı ama temelde yaptığınız şey aynı. Sadece bu dönüşümler yani sıfata dönüştürmek belki bir tık sizi zorlayabilir ama bu güzel bir egzersiz oluyor bence. The thing that we should do is what everyone is doing. Bakın bu farklı diğerlerinden hani atmaktan ziyade bir şeyler de ekliyoruz aslında. Bakın aslında şu var. The thing that we should do. The thing to do. Bakın. We gitti. Should gitti. Ama yerine to geldi. The movie that I should see, the movie to see, that I should gitti yerine to geldi. It's replaced by to. The best place that you should go is Fethiye. The best place to go that you should gördüğünüz gibi silindi ve yerine to gelmiş gibi duruyor. Şimdi kuralı görelim. Genelde böyle hani subject pronoun'dan sonra eğer should do'lu bir ifade varsa hani yapman gereken gibi yapılacak şeklinde çevriliyor. The thing to do yapılacak şey şu. Görülecek film bu gibi. Ya da gidilecek yer bu. Olarak çevirmiş. Zor olmayacaktır diye düşünüyorum bu sizin için. My grandmother always told me that the last thing we should do ne olacak? That we should gidecek ve araya bir to ekleyeceksiniz. Yani my grandmother always told me that the last thing to do before we go to sleep is say our prayers to sleep. I don't know which doctors that I should go to for advice about my diet. I don't know which doctor. Şu kısmı atacağız. To ekleyeceğiz. Şunu. Which doctor to go olacak. Aynen. Doctor to go olarak eklenecek. Evet. İlerledik. I've got a cookbook that I can read on the plane. Bakın nasıl yapmışız. I've got a good book. I've got a good book that I can read yerine to read gelmiş. Yani yine that I can kısmı gitmiş. She wanted to learn the best place where she could get. Where she ve could gider. To gelir. Do you know the time when we should go to class? Do you know the time? Şu kısım gider ve to, pardon, şuradaki to olacak. To. Bunlar kalacak. Zaten bu dönüşümü yapmıştık. Örnek geldi hemen. Do you know a place where I can get a haircut for 10 lira? Öyle bir dünya kalmadı tabii de. Do you know a place where Do you know a place to get? Bravo. Şu ikisi gitti, araya to geldi. Do you know a place to get a haircut for 10 lira?
Onu biz bir 50-100 yapalım bence artık. İkinci kısım. Now is not the time that we should forget what we learned. Now is not the time that we should forget. Time that we should attık, su ekledik. Now is not the time to forget what we learned. Güzel. Sabiha Gökçen was the first woman who flew a warplane. She was the first woman to fly a warplane. Bakın. Who flew'ü to fly olarak aldık. İstanbul is the only city that has intercontinental marathon. İstanbul is the only city to have an intercontinental marathon. Nirvana was one of the best bands that played grunge music. Nirvana was one of the best bands to play. That played atıyorum. To play olarak getiriyorum. To play, to have, to fly. Kural da bize şunu söylüyor. With a superlative form, yani sıfatların en üstünlük derecesini gördüğümüz zaman bunu to ve fiilin yalın hali yani infinitive to'lu olarak sağlayabiliyoruz. Who flew to fly? That has, that have ve son olarak da that played yerine to play grunge music olarak verebiliyoruz. Sıra sizde. Uruguay was the first country that won World Cup in 1930. Neye atacağız? First country that won yerine ne gelecek? To win gelecek. Bravo. Şuraya. Turkey is one of the only three countries that have not been occupied. Burada tabii işin bir negative construction kısmı var. Ama ne olacak? Not to occupy mı olacak acaba? Çünkü that gidecek. Have gidecek. Been gidecek. Değil mi? Dolayısıyla bunun olumsuz haline getirmemiz lazım. Countries böyle koyalım. Not to be yapı var çünkü. Turkey is one of the only three countries not to be occupied. Aynen öyle. Güzel. Rule number eight. The hunter who took careful aim fired his gun. Şimdi bunlar güzel. Bu kullanımları seviyorum. The hunter who took careful aim. Bakın taking. Who took alıyor. Taking olarak getiriyor. Taking careful aim. Bunu başa aldı bir de. The hunter fired his gun. Yani hem dönüştürüyor hem fronting ile başa atıyor. The customers who were very pleased with the service left a large tip. Ne yapacağız? Who'lu bölümü alacağımız için. Burada to be fiili var ve bunu ing getireceğiz. Bakın progressive haline gelecek. Dolayısıyla being very pleased with the service. Bakın şurası. Şöyle. The customers left a large tip. The tourist who didn't know their way around got lost. Olumsuzluk olacak. Not knowing their way around. The tourist got lost. Belki diğerlerine göre bir tık daha karışık gelebilir bazılarınıza ama inanın buna zor bir şey yok.
Yapılan ilk şey şu, bir relativizer'dan kurtulmak, yani who'lardan kurtulmak burada. Daha sonra gelen fiili cümlenin yapısı eğer pozitifse pozitif, eğer negatifse negatif. Mesela not knowing, being, taking. Bakın, fiil varsa kolay. Yani şöyle göstereyim. Net gördüğünüz bir eylem varsa bu kolay. Sadece to be fiili varsa bu sefer being ile yapıyorsunuz bu dönüşümü. Olumsuz da olabilir. O zaman da işin başına not getiriyorsunuz. The relative clause can sometimes be replaced by a gerund clause. Yani gerund clause'a dönüşüyor. Before the noun. Zaten olay buydu. Şimdi sıra sizde. The student who didn't have much time before his test stayed up all night studying. Gerund'a dönüştürüyoruz hocam orada. Şimdi bu cümleler üzerinden gösterelim, olur mu? Kural şu. The relative clause can sometimes be replaced by gerund clause before noun. Bir isimden önce gerund'a dönüştürülebilir demek istiyor. Şimdi burayı alalım bir. Mesela bir olumsuzluk olduğu için ne yapacağız? Aynen mesaj kutusunda arkadaşlarınızın yazdığı not having bir kere. Şimdi buradan ben not'ı çıkartacağım, tamam mı? Yani bir kere şu who gidecek, didn't gidecek, buradan bana sadece not kalacak. Ve şurada görmüş olduğunuz fiil de benim için artık progressive'e dönecek bir şey. Yani not having much time before his test, the students stayed up all night studying olacak. Aynen öyle. Not having much time before his test, the students stayed up all night studying. İkinci cümlede ise your teacher's mother, who lives in a very, so who lives in a different city, thinks about her every day. Burada da bir olumsuzluk yok gördüğünüz gibi. O yüzden sadece lives'i alacağım. Zaten who'yu attım, öyle düşünün. Living in a different city, your teacher's mother thinks about her every day. Bu kadar. Living in a different city. Aynen. Aynen hocam. Bravo. Yakalamış oldunuz. Pekala. Şimdi genellikle relative clause'larla ilgili aslına bakarsanız hani ilk planda çıkaracaklarımız bunlardı. Biraz hızlandık ikinci kısımda. Şimdi şeye geçelim. Çıkmış sorularda bununla alakalı bize neler sormuşlar. Bir sonlara doğru gidelim. Burada genellikle pedagojik gramerle alakalı sorulmuş her şey mevcut aslında. Biraz sondan başa geleceğim. Burada da bir relative clause var ama bugünün konusu değil. İsterseniz yine de bakabiliriz. Fark etmez. 2021'de çıkmıştı. Bir sorunuz varsa yazabilirsiniz. Meryem Hocam, yanlışlıkla işaretlediğinizi düşünebilirim. Şimdi sınava girenler vardır, girmeyenler vardır. Soruyu görenler vardır, görmeyenler vardır. Bilmiyorum. Şimdi yani reduce etmekle direkt bir ilgisi yok. Sadece relative clause'larla alakalı. Dilerseniz yine ilk önce you are currently the only person in this conference. pardon, sesim geldi mi gitti mi? Bir şeyler oldu ama.
Bağlantı hatası. Beni duyabiliyor musunuz? Tamam, gelecek şimdi. Açıyorum tekrar kamerayı. Tamam. Şimdi herhalde sorun kalmadı değil mi arkadaşlar? Yani malumunuz bu aralar kar, kıyamet, fırtına her taraf. O yüzden internet bağlantıları çok iyi çalışmıyor. O konuda sanıyorum herkes problem yaşıyordur. Özellikle online eğitimlerde bizler biraz sıkıntı yaşıyoruz. İlla bir kopma vesaire bir şey oluyor gibi duruyor. O yüzden ne diyelim? Canım Telekomlar, Turkcell'ler keşke daha düzgün yatırım yapsalar. Hatırlarsanız geçtiğimiz zamanlarda hatta başka illerde olan depremleri çok saymıyorlar ama İstanbul'da küçük bir çaplı bir deprem olmuştu. Ve bütün hatlar kilitlenmişti. İnsanlar saatlerce birbirine ulaşamamışlardı sevdiklerine falan. Ama sorsanız deli gibi yatırım yapıyorlar ama en ufak bir hava muhalefetinde rüzgar esse bizim ülkede maalesef İnternette, elektrikte her şey maalesef gidiyor. En temel haklarınızdan bahsediyorum aslında. Şunu diyordum açıkçası kesintiye uğramadan önce. Dilerseniz ilk önce şu reduction'larla ilgili sorulara bakalım. Daha sonra vaktimiz kaldıkça diğerlerine de bakarız. bir soru hatırlıyorum. O yüzden onu bulmaya çalışacağım hemen. Şöyle geriye doğru gelelim hızlı hızlı. Evet, buyurun. 2020'de çıkmış bir soru var. Soruyu daha önce görmüş olabilirsiniz. Fark etmez. Şu anda bizim az önce baktığımız bakış açısıyla bir değerlendirmeye çalışın tekrar lütfen. Ne olduğunu daha iyi görmeye çalışın. Ben şimdi bir anket açacağım. Derse ilk defa katılan arkadaşlar için de kolaylık olsun. Cevaplarınızı lütfen ankete girer misiniz? İyice bir okuyun. Acele etmeyin lütfen. Bu reduction'ların nerede olduğunu görmeye çalışın. Bu arada bize farkında mısınız bilmem. Reduction içermeyeni soruyor. İçermeyeni. Şöyle bir ipucu vereyim. Şu ana kadar 11 arkadaşımız işaretledi. Ama bütün şıklardan seçilmişler var. Öyle söyleyeyim. Biraz daha dikkat edin. Acelemiz yok. Henüz bir 15-16 dakikamız var ilk oturumu sonlandırmak için. Biraz daha dikkatli. Hadi. Tamam, problem yok hocam. Yalnız değilsiniz o yüzden. Henüz yarıya yakınımız cevapladı. Böyle %80-90 oranına geldiğimizde kapatıyor olacağım ekranı. Altmış 36'dayız.
39. Evet, son bir dakika olsun. Yani bu sorular birazcık zaman alabiliyor, biliyorum, farkındayım ama. Son 10 saniye. Pekala. 63 katılımcımız var. 44, 45. Açmak durumundayım. Merve Nurcan Hocam, herhalde yanlışlıkla bastınız. Şimdi yanıtlarınız şu şekilde. Farkındaysanız burada aslında birbirimizin ne yaptığını görmenin de bir avantajı var. Sonuçta evet, biz hepimiz aynı gemideyiz ama bir taraftan da inceden birbirimize de yarışıyoruz maalesef. Aslında hani çoğunuzun atanacağını düşünsem de atanacağınız yerleri seçmek için yarışıyorsunuz. Mevzu bu bence. Pekala, şimdi bakalım. Katılımcıların %34'ü Bursa şıkkını işaretlemiş. Şimdi Bursa'yı bir göreyim. Tamam mı? Şunu bir tutacağım. Denizli şıkkını işaretleyen bir %30'luk bir bölüm var. İlk önce Deniz, yani 4 numaralı cümleye bakıyorum. Meanwhile, scientists have identified a single gene that provides a vital defense against toxic chemicals found diyor. Bakın dikkat edin. Burada ne var biliyor musunuz? Toxic chemicals which were found var. Toxic chemicals which were found. Şimdi verdiğiniz cevapları çürüte çürüte ilerleyeceğim. Oldu mu? İşte hepsinde varmış gibi geliyor. Ama yok bir tanesinde. Şimdi Denizli şıkkını eledim. Şuraya getirdik. Ceyhan seçen %14'lük bir dilim var. Ona bakalım. Researchers involved diyor. Researchers who are involved ya da who were involved. Şurası. Dolayısıyla burada da reduction yapılmış. A seçeneğini seçen %11'lik bir arkadaş grubumuz var. A fierce debate nearing a conclusion denmiş. Bakın burada bir nearing a conclusion. A fierce debate which nears a conclusion olabilir. Öyle değil mi? Ya da mesela which has been nearing olabilir. Yani tam yapısını bilmemize gerek yok. Çünkü bir şekilde near'ı orada fiil olarak kullanmış. Biz onu ing'li forma getiriyoruz. Anket mi kapatıyor acaba? Yoksa? Ha, tamam. Peki. Ne kaldı? Edirne şıkkı kaldı. Edirne'de ne var? Buna bakalım. The professor leading the team. Buyurun. Burada da ne var? The professor who is leading the team var. The professor who is leading var. Dolayısıyla biz burada da eliyoruz. Hangi şıkkı elemiyoruz? Yani bizim seçeneğimiz Bursa seçeneği. Bakalım buraya da. The government şöyle seçeyim. The government believes that the company is deliberately conspired to get the young to smoke by associating smoking with glamorous lifestyles. Şimdi burada diğer arkadaşlar seçmediğine göre burada bir şey görmüşler. Dilerseniz hani ben burada şu yapıyı gördüm, o yüzden de yanıldım derseniz ben onu sizi toparlamaya çalışayım. Dilara hocam yazmış. To get yanılttı sizi. Conspire to get. Deliberately conspired companies burada ama zaten oradan sonra geliyor. Mesela şöyle olmuş olsaydı, deliberately conspired companies diye çevirmiş olsaydı hocam, belki haklı olurdunuz. Hani siz de to get, deliberately conspired to get. Orada sadece infinitive to var ama bir şey atılmamış ki. Hani
Hani normal sadece Infinity 2 var. Pekala. Şimdi bakın hatalar yapacağız ki bence henüz Ocak ayının daha 20'sinde falanız. Yani önünüzde nereden baksanız böyle 7 aylık falan bir süre var. Dolu dolu. Şu tablo bence bu aylar için biraz normal. Tamam mı? Ama giderek yani biz eğer bu sorunun benzer bir sorusunu beni ölmez sağ kalırsak diyelim bir şekilde sınavdan işte 1 ay önce 2 ay önce çözdüğümüzde bu tabii ki de %70, %80 belki %90 gibi bir alana kavuşacak. Daha fazla pratik yapıyor olmanız lazım. Gerek bu sunumdaki gerekse yani biliyorsunuz konular her yerde anlatılıyor aslında bakarsanız. Daha fazla soru pratiği çözmeniz yani yapmanız gerekiyor diyelim. Burada ancak eleyerek de gidebilirdik. Ama dediğiniz gibi bazı arkadaşlarınız işte göremeyebilirsiniz. Chemicals found, chemicals which were found, professors leading, who is leading? Peki isim var. Mesela şunu deneyeyim, bir ipucu size. Burada the professor dedi ya örneğin. İsim olduğu için hemen bir tane who ekleyin. Who is? Yani en fazla atılan buydu ya. Who is, who are, işte neyse. Onu koyunca anlam bozuluyor mu? Bozulmuyor. O zaman demek ki varmış çıkartılmış diye düşüneceksiniz. Deniz Işık'ındaki toxic chemicals found. Toxic chemicals which were found. Ekleyin. Which were'ü. Çıkardığınızda bir şey bozulmuyor. Demek ki atılmış. The researchers. Yine isim koyacağız. Yani şey iki kişi var. Dolayısıyla who gelecek. Who involved olmaz. Who were involved. Who were koy at. Yine çıktı. Yine bir şey bozulmadı. Buna benzer şekilde aslında yerine koyup çıkartmak da bence bir strateji. Şimdi ilerleyelim. Sanki 2018'de hatırlıyorum benzer bir soru. Burada reduction yok ancak relativizer ile ilgili bir soru var. Anketi tekrar göndereyim. Sizler de bir bakın. Hangisinde relativizer kullanımından kaynaklı bir hata vardır? Yani aslında diğer soruya göre birazcık daha basit bir soru bence. Ama sizi de böyle çok da stres altına sokmak istemem. Ben susayım, siz konuşun. 1 dakika sonra anketi kapatıyorum. Kabaca neye bakacaksınız? Eğer bir ismi niteliyorsa, yani kişiyi niteliyorsa, pardon, who gelecek. Bir yeri niteliyorsa, where gelecek. Bir cansız varlık niteleniyorsa, which gelecek gibi. Peki son 10 saniye. Biraz yavaşladık burada. Pardon.
Pekala. Cevaplar geldi. Yarıdan daha fazlanız deniz seçeneğine gitmiş. İlk önce diğerlerine neden olmadığını isterseniz söyleyeyim. Kimse C seçeneğini seçmemiş. Onun hiç üzerinde durmayacağım bile. Şunu değiştirelim rengini. Mesela Bursa demiş 5 arkadaşımız. According to the International Union for the Conservation of Nature, there are 16,306 species at risk. A figure which of course does not include any unknown species that also risk diye ifadeler var. Şimdi burada bir hata var mı? Ben açıkçası ben çok göremedim. Neyi hata olarak düşündüğünüzü söylerseniz bu 5 arkadaş yardımcı olmaya çalışayım. A figure which gördüğünüz üzere. Yani aslında zaten cansız varlık var. Species de olsa, figure de olsa ve bunu which ile nitelemesi gayet doğal gibi geliyor bana. Siz yazarken ben Edirne'ye de bakayım. The air is a mixture of gases. Buyurun. Mixture of gases'dan bahsediyoruz. Yine bir cansız varlık olayımız var. Which is to say, buradaki durumda B'den çok farklı değil. A işaretlenmiş iki kere. By the late 19th century, printing presses were able to print both sides of a continuous roll of paper. Roll of paper, which made. Burada yine cansız varlık olayı var. Ama deniz şıkkı burada biraz barizdi. Yani şu anlamda. Cargo ships offer alternative way to send a giant amount of products to remote locations. Bakın, remote locations'dan bahsediyoruz. Burada bizim bahsettiğimiz şey lokasyon. Lokasyon deyince aklımıza ne gelecek? Yer gelecek. Yeri niteleyen şey de which değil. Ne olacak? Where olmalıydı. Yani burada. Anket seçenekte tamam. Ben yine kaldırayım. Fark etmez. İlem Nur Hocam size oradan güzel bir rehberlik ediyor. Locations which yerine where olacaktı. Paved roads da var. Aynen öyle. Olabilirdi ama farkındaysanız hani oradan şey kullanmamış. Hani et de yok, işte in de yok. Sadece which olmuyor. Hani biliyorsunuz bazen in which ya da at which kullanılabiliyor. İşte where yerine ama onlar olmadığı için bir şey diyemiyoruz artık diyelim. Pekala şimdi süremiz doldu gibi çünkü 20.40'da bizler ikinci oturumda dil bilim konuşuyor olacağız. O yüzden pedagojik gramer için bu haftalık bizden bu kadar diyelim. Derse katılan her arkadaşımıza teşekkür ediyorum. Renk kattınız. Umarım bir gün tekrar yollarımız kesişir. Kendinize iyi bakın diyeyim şimdilik. Eğer dil bilim derste kalmak isterseniz de 20.40'da Phrase Structure Rules ve Syntax konuşuyor olacağız. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar. Bay bay.